Transfer Hı. bedeli ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Evet şimdi Burada zaten arkadaşlarımız var. ekrana verdi. Fena bahçe bon servisini aldı diye. Bu arada dün de kadrodaydı. Şöyle Oynamadı bir durum, aylardır. Şöyle bir durum var. Ee, Şubat'a kadar, kaçı oluyor? Şubat'ın 8'i mi oluyor? İşte o civara kadar ara transfer dönemi bitene kadar istediğiniz kadar oyuncuyu şeye yazabiliyorsunuz listeye şu anda. Öyle de bir durum var. Fenerbahçe Buruma'nın bonservisini aldı diyor ama Listeyi vereceğiz. ara aramızı geldi önemli. şey. Federasyona vereceğiz liste önemli. Evet, artık e, o tam Şubat ortasında belli olacak. Şöyle yapalım. Galatasaray'ın tabii e, maçı var. Lider Galatasaray Antal sporla karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın gollerini bir hatırlayalım ligde. Ardından aramızı verelim. Saat başı tekrar görüşelim. Devam ediyoruz spor gündemine sevgili seyirciler. Sıcak bir gelişme. fenerbahçe Buruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin euro karşılığında alındı. Kap açıklamasını yaptı. 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyon. Şu ana kadar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Dünkü maçta, kupa maçında kadrodaydı ama oynamadı. Oyuna dahil olmadı. Ve şimdi... Ee, açıkçası sosyal medyada falan baya bir konuşuluyor. 4 milyon 250 bin euro Bruma'ya verilir mi diye. Vallahi ben çok şaşırdım. Yani ben Fenerbahçe zorunlu herhalde bir yıl, satın alma maddesi vardı. Devre arası yolunu ayırır diye düşünüyordum. 4 milyon 250 bin euro Bruma'ya da oynamayan bir oyuncu. Bonservisi çıkmayan bir oyuncu. Yani eski Bruma Galatasaray'da oynadı. İspanya gitti geldi. Bir daha oynadı. Transfer oldu. Topluna. Yani biliyorsun Dortmund'a transfer oldu hı hı. sonra PSV falan ama şaşırdım yani herhalde belki bu transferi yaparken bildiğim kadar zorunlu alma opsiyonu evet, vardı. Zorunlu satın, satın alma, alma opsiyonu, opsiyonu vardı. Için mecbur satın aldılar oldu. ama tabii bu aşamada bu oyuncuya bu kadar yüksek bir rakamı verilmesinin Fenerbahçe'de bir tepki görmesi doğal diye görüşüyorum. Yani ama Belki de bin... aldılar belki de bunu başka biri satacaklar yani ekstra tekrardan para kazanmış gibi. Nasıl Hı. oynatmadılar adamı mı? E yani i̇şte. şu anda ben bu anda Benim kadro kimi yerine girecek ki? Performans da göremedik bir burumadan kim alır? Hatta üzüldüm dedi biliyorsun şey bir takıma koyamadım dedi Cesus. E, ama ya herhalde bununla ilgili Fenerbahçe kulübü bir açıklama yapacaktır. Sadece Buruma yapmış işte abi. 4250 aldık diyor. E, tamam aldık ama yani ne olacak? Sözleşmesi çıkacak mı? Kadroda yer alacak mı? Ha, yani. Yoksa aldık zorunlu almaz. Yani, dün kadrodaydı işte. Satılma opsiyonumuz vardı ama biz taliplisi var bunu satacağız elden mi çıkaracağız diyecek midir yani? Jesus'a basın toplantısında sorulması lazım. Fenerbahçe Buruma'nın servisini aldı. Sezonun ikinci yarısında faydalanmayı düşünüyor musunuz? Buruma'dan beklentiniz nedir diye. Ben Fenerbahçe muhabiri olsam bunu mutlaka sorarım ya, şimdi. Olayı olay Fenerbahçe'nin dışına çıkartıp, hani kulüplerimiz bakıldığında hepsinin e, ortak sıkıntısı ve hep e, kulüpler birliği işte olsun, kulüp başkanları hep aynı şeyi söylerler. Yani işte ciddi ekonomik sıkıntılarımız var. İşte Nisan'ı göremeyiz, Mayıs'ı göremeyiz, Haziran'ı göremeyiz. İşte e, oyuncuların şeyleri çok yüksek. Ee, ekonomik olarak gelirlerimiz azaldı, yayın parası çok düştü vesaire vesaire. Yani iyi de işte bu da bir kötü bir örnek yani. İşte almışsınız bir transfer yapmışsınız, ee, bir sözleşme yapmışsınız. Ee, sözleşmede de işte bu şartı devreye sokuyorsunuz, İsteseniz de istemeseniz de oraya yazıyorsunuz onu. ve ee, Antoine'nun kasasına Türk parasıyla 90 milyon TL, Yaklaşık yani 90 olarak. trilyon diyelim parayı veriyorsunuz. Niye? Bir adam oynamamış. Oynatmıyorsunuz. Lisansını çıkartmıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl Yeri anlatacaksınız? Geri vermek istediğiniz PSV kabul etmedi. Et mi? Etmedi evet, evet. Yani etmedi. E şimdi bunu nasıl anlatacaksınız? Yani o zaman çıkıp da ekranlara ya da başka bir şeye işte ekonomik zor durumdayız. Gelirlerimiz azaldı. Yayınlar. Ya kardeşim siz bu paraları nasıl kolay harcıyorsunuz böyle ya? Yani 90 milyon TL'den bahsediyoruz. Yazıktır günahtır ya. Yani Fenerbahçe'de çok büyük bir yanlış yapmış stratejik olarak bir transfer yanlışı bu. Oyuncu da bir para yani, kazanıyor galiba değil mi? Ya tabii oyuncunun tabii de de anlaşması 3,5 yıllık, 3,5 yıllık da anlaşması var bir yıl opsiyonlu. Hı hı. Yani baştan aşağı bir yanlışlık var, yapacak bir şey yok yani mecburen anlaşmanın koşullarına Bu uymuşlar. Bu transferi galiba değil mi? Bir evet. röportajında sezon başında Buruma dedi ki Jesus beni telefonla aradı, Fenerbahçe'ye çağırdı, ben de geldim dedi. Jesus'un um direkt telefonla arayıp bizzat almak istediği bir gelmiş, oyuncu. Gelmiş nasıl gelmiş ya PSB izin vermese gelemez. İşte PSV takımlar... elden çıkarmış. Tabii tabii. Bir rakam koymuş buraya ayrılması gündemdeyken evet. Jesus Bunu arıyor zorunlu bize geldi diyor. Bunu demiş. Ama oynatmaması ilginç. Yani bununla ilgili ee, Ali Bey'in işi kolay olmaz, baya yani, yani eleştiri alır. Sakatlıktan kurtuldu, bakalım oynatacak <laughs> mı cescuz yani, faydalanacak evet. mı? Bence de yani. Bu bölgede kimi kesecek, kimi yerine alacak 14 oyuncuda. Peki. Abi bu bir transfer yanlış yani. Neyse tabii. Canım Hayır bir de sol bek alacak bir stoper istiyorum diye elden çıkarması gereken oyuncular var. Şimdi Fenerbahçe'de Gustavo Henrique var, Serdar Aziz var, Samet var, Salai var. Unuttuğum kim var stoper? Yok galiba bildiğim kadarıyla dört tane saydım değil mi? Ha Luan, Luan Perez var, Luan Perez var. Samet'i söyledim. Beş stoper var. Bir tane daha istiyor Jesús. Luke şöyle olmaz bakmak mı biraz. lazım. Fenerbahçe'nin Avrupası da var. Kupası var. Avrupa var, Kupa ligi var. var. Yani ben burada Jesus'u hayır demem ben. Diyor. Jesus. Yani her maç oynayabilir ama yani ilginç. Yani beş stoper istiyor çok fazla bence. Benim açıma göre var bunları söylüyorum ama bak. Ben bunu Galatasaray takımı karşılaştırdığımda iki tane orijinal stoperi var. Bir tanesi Abdülkerim. Bir tanesi de Nelson. Onların yerine yok. Ross Sakat biliyorsun. Emin Bayram var. Metehan var. Başka da yok yani. Onlar da yani. genç. Hani ne kadar yani oynatabilirsiniz? Bunlar tecrübeli oyuncular değil. Yani bana Hı -hı. ben benim ölçüme göre Galatasaray bile devre arasında e, imkan bulursa bir stoper almasına fayda var diye Peki. düşünüyorum. Şimdi Galatasaray ligde 8'de 8, kupada 3'te 3 11 maçlık bir seri Rakip yarın Antalya Spor, Galatasaray seriyi devam ettirir mi? Ne bekliyorsunuz Hettirir yarınki maçtan? Ettirir diye düşünüyorum. Ettirir diye düşünüyorum çünkü Mertens bile alay maçından sonra o coşkulu atmosferi geçen maçı kaçırmıştım. Cezalıydı biliyorsun. Dolayısıyla ben o maça özel olarak hazırlanıyorum demişti. Yani Galatasaray taraftarı yani ligin ikinci yarısında hazır diye düşünüyorum ben. Her ne kadar cezalı ceza almalarına rağmen türbün biletlerin hep satıldı ya devir işlemleri Tabii, yapıldı. Tabii devredilecek Özel yapıldı öyle. gidilecek. Yani e, Galatasaray önünde çok önemli e, böyle 7-8 haftalık bir periyot var. Gerçekten yani. E, büyük bir fiksür avantajı var. Çünkü Giresun'a gidecekler dönüyorlar içeride Ümraniye ve Trabzon'la oynuyorlar. Yani Hı. bunlar dört dördüncü yapacak bir Galatasaray'ın önü çok açık diye düşünüyorum farkı açarak gidebilir yani Galatasaray. gidebilir diye düşünüyorum çünkü Galatasaray'ın şu anda oturmuş bir kadrosu var oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı var zaman zaman bu rotasyondan dolayı zarar görüyor, ritim eksikliği yaşıyorlar ama e, yani genelde bütün takıma güvendiğini gösteren bir hamle yaptı Alanya'da ve başarılı oldu burada hı hı. E, Okan Hoca e, bu maçı için bu Alanya maçı Antalya Spor'unda bir deplasman takımın olduğunu unutmayalım ama önemli oyuncuları eksik. Yani Fernando gibi önemli yıldız yok. Kırmızı kart, Kırmızı kart cezalısı. Birkaç önemli oyuncuları da sakat. Ama Galatasaray'ın bu arada büyük bir ihtimalle bir sol bek işini bitirmesi gerekir. Çünkü yerli sol bek işini bitirmesi gerekir. yani Uğur Çiftçi ile ilgili arkadaşlarımız bir haber hazırladı. Evet Uğur Çiftçi'nin bir haberini girelim. Az önce siz o konuya bir giriş yaptınız. Hani... Eğer takas olmazsa fiyat Olmayacak artırılabilir. Olmayacak gibi görünüyor. Emre Taşdemir şeklinde. gitmek istemiyormuş. yani. Emre Taşdemir için ben bu bilgiyi Alanya'da da aldım. İşte fırsat dediler oynatıyor o konucu. Oynarsa kalıcı olur dediler. Ama ben Alanya maçında çok iyi bir Emre Taşdemir görmedim. Bir kara gümrük maçındaki Emre Taşdemir'i görmedim. Eğer Raşika'dan destek almasaydı... Ee, bu kadar çok büyük hatalar yaptı yani dönemiyor. O şeyini kaybetmiş. Peki biraz. gönderilmek istemesinin, istenmesinin etkisiyle biraz moral de bozulmuş olabilir mi diye sorayım. VTR'ye girelim. Üstüne konuşalım. Okay. Uğur Çiftçi'nin transferi bakalım ee, son durum neymiş?